Fazal İbn Ömer, İbn Amr dedi ki: "Da'una min hâzâ." O mübarek dedi ki: "Şimdi bunu bırakalım da haddisina bi'acibe mâ ra'aytu min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem." Bize diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den en çok hayret verici ve seni en çok şaşırtan hali neydi, bize ondan haber verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğünüz diye en hayret verici ve sizi en çok şaşırtan hali neydi? Hazreti Ayşe annemiz dedi ki: "Fekalet kullu emrihi acib." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün halleri acayipti, yani insanı hayrete düşürürdü. Veya hayrete düşürmeyecek hiçbir durumu yoktu. "Gayre ennehu etani fi leyleti fedekhala ma'i fi firashi hatta elsaka cildahu bi cildi." Bir gece diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem odama geldi. Benimle yatağıma girdi. Hatta ta ki teni tenime değdi, yani bedeni bedenime değdi. Böyle olduğu halde fakale dedi ki: "Ya Ayşe ete'zenine li en te'budu li Rabbi." "Ey Ayşe, bana müsaade eder misin? Ben kalkıp Rabbime ibadet edeyim, ona kulluk edeyim." dedi. Allah'ım inşallah cümlemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. "Kultu vallahi inni lu uhibbu qurbak ve la uhibbu hawak." "Ya Resulullah, senin sevdiğin şeyi, Rabbin arzu, yani Rabbine yakın olmanı ve senin arzuladığın şeyi ben de isterim." dedim diyor. "Fakama ila qurbatin fatawadda minha thumma qama fabaka wa huwa qaim hatta balagat ad-dumu' hijrahu." Peygamber bunun üzerine diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, yatağımın yanındaki abdesti yeniledi, bir yerde bulunan abdest suyunu aldı ve namaza durdu diyor. Namaza ayaktayken o kadar ağladı ki Allah'ım bizlere de nasip eyle inşallah ibadet ederken, utaat ederken ağlamayı, ta ki diyor o gözyaşları göğsüne damladı. Hatta belagatı dumu hicrahu, göğsüne düştü. Sümme itteke ala şıkkıyla iman. Sonra diyor Peygamber Efendimiz'in sağ tarafına yaslandı. Ve vada'idahu lümne. Allah'ım namazı bitirdikten sonra sağ tarafına yaslandı diyor. Ve vada'idahu lümne tehte khaddihil eymen. Sağ elini sağ yanağının altına koydu. فَبَكَى حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُعَ بَلَغَتِ الْأَرْضِ. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar elini şöyle koydu yan tarafına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ağlamaya başladı ki hatta bir sefer gözyaşlarının damlalar ta yere düştü diyor Hazreti Ayşe annemiz. ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالْ بَعْدَمَا اَذَّنَ الْفَجْرِ. Fecr ezanını, sabah ezanını okuduktan sonra Hazreti Bilal Efendimiz geldi. فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem böyle ağladığını görünce قَالَ لِمَا تَبْكِي يَا رَسُولَ اللّٰهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Ey Allah'ın Resulü, seni ağlatan ne? Halbuki Allah-u Teala senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetti. Gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetti. Neden bu kadar ağlıyorsun? Dediği zaman قَالَ يَا بِلَالَ اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا. Allah.